Sayın Albayrak, bu arada bir seçime gidiyoruz. İki veri daha var size sormak istediğim, sürede aktığı için kusura bakmayın. Siz sözlerinizi tabii tamamlarsınız. Ek olsun diye söylüyorum. Bu para araştırma bu hafta tam bu konuştuğumuz konularla ilgili olarak Sedat Peker iddialarına inanıyor musunuz sorusunu sormuş. Önemli bir veri çıktı ortaya. %57'si 60'a varmış neredeyse. Deşifre olan Sedat Peker'in iddialarına inanıyor ve de üstelik deşifre olan isimlerin iktidar tarafından korunduğunu düşünüyor. Bu önemli bir veriydi. Metropol'ün bir başka önemli verisi var. Dikkatimizi çeken bu hafta. Bu pazar bir seçim olsa kime oy verirsiniz sorusu yine sorulmuş. Ağustos ayı ortalaması çıkmış ortaya. Yanıt verenlerin %28'i AK Parti'ye, %28.7'si, %20'si CHP'ye, %11.9'u İYİ Parti'ye oy vereceğini söylemiş. Bir de böyle bir veri karşımızda. Şimdi bir yandan da seçime gittiğimiz için bu verileri böyle aktarmak istiyorum. Kararsızlar hala kararsız kalıyor. Niye kararsızlar diye tartışıyoruz ya. Ama ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Herhalde AKP'de düşüşün, oylarındaki düşüşün ve kararsızların da AKP'ye dönmediğinin farkında olsa gerek ki AKP'nin MKYK üyesi Metin Külünk'ü tartıştık bugün. Biz de programımızın duyurusunu yaparken AKP için arınma vakti başlığını onun için koyduk. Kendisi arınmaktan söz ediyor çünkü. Yani Metin Külünk kim? Adı mafyadan aylık para aldığı iddialarıyla birlikte anılan bir isim. O iddialara yanıt vermemiş, yani bu anlamda arınmamış bir isim diyebilirsiniz. Bu anlamda Metin Külünk, bir hemen şöyle bir miktar dinleyelim. Sorumu yönelteyim. Kim vardı bu hareketin içerisinde yanlış yapan? Arınmasını istiyor. Ben isim vermiyorum. İsimler üzerinden hareket etmem. Ama sokağın bu anlamdaki AK Parti hareketinin üzerinde sokak FETÖ gölgesi istemiyor. Net. Sokak ne istiyor? Bütün bu tartışmaların dışında bir AK Parti istiyor. Evet, bu bütün gelişmelerin bu tartışmaların hepsi, dışında AK Parti nasıl hepsi, bir AK Parti? Bu tartışmalarla beraber arınması gereken bir AK Parti. Ne dersiniz Sayın Albayrak? Nasıl arınacak AK Parti? Arınacak tarafı kalmadı ki ya. Nasıl arınacak? Rahmetli Demirel derdi ki, ananı sıkıntıya sokan kadı olursa nasıl arınacak? Yani bu sistem çökmüş, bulaşmamış, kirliye bulaşmamış insanlar nasıl arınacak? Zaten bazı insanlar buradan kopuş arttı, illerde arttı, daha da artıyor. Ama şöyle de bir durum var. Biraz önce anketleri falan söyledin. Elbette ki anketlerin inanılacak tarafı vardır ama millette bir korku var. Aç caddelere gez, sağa sola bakıyor. Ben milletvekili arkadaşlarla görüşüyorum. Diyorum ki bu sıkıntılar, bu yolsuzluk, bu Peker'in söyledikleri, gerek iş basında, dış basında söylenenleri gerçekten görmüyor musunuz diyorum. Bana ne diyorlar? Sağa sola bakıyorlar. Acaba bizi duyarlar mı diye. Bunların hepsi doğruluğunu tasdik ediyorlar. Ama devlet imkanları ile, devletin gücüyle bu insanları bir takım tehditler, işte şantajlar, kiminin çocuğu bir yerde, kiminin iktidarlı olan işleri var, vergi ellerinde, iş adamları ses çıkaramıyor. Bundan dolayı da bu iktidara karşı gerçek içindeki niyetleri söyleyemiyorlar. İktidar nasıl durulanacak, nasıl temizlenecek? Mümkün değil. Bir defa körlük yaşıyorlar, körlük. Gözleri görüyor bu işleri ama görmezden geliyorlar. Bir imtiyazlı sınıf yarattılar maalesef. Bu imtiyazlı sınıfta ilk, şunu söyleyeyim, temizlenme deniyor ya, İlk çıktıklarında 3 tane şey söylemişlerdi. Bunları artık herkes biliyor. Yolsuzluk, yasak, yoksulluk. 21 yılın sonunda da ne dediler? Nereden nereye geldik? İşte buradan buraya geldiler. Nereden nereye? İkinci ne dediler? Biz çözdük, biz çözerik. Yani kamuyu samimiyetimle söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusunu bunlara ver, yine doymazlar. Harami oldu bunlar, harami. Hukuktan kaçan, ahlaktan kaçan bir harami oldu. Her türlü şeyleri bir sıkıntı olunca hemen dine sarılıyorlar. Dine sarılıyorlar. Dinle aklama yoluna gidiyorlar. Böyle bir din de ben vermedim.
Araştırıyorum, böyle bir din de yok. Sayın Albayrak, şunu da sormak isterim size, hani görüşüyorsunuz, bağlantılarınız var, AKP kurucususunuz sonuçta, o yapıdan geliyorsunuz. Önümüzdeki süreçte yeni istifalar, görevden almalar, soruşturmanın genişleme ihtimali nedir, biraz daha somutlaşırsak? Şunu söyleyeyim, belki bazı kendi işlerinde bir operasyon yaparak, anlaşmalı da operasyon olabilirler. Şunları alınca bak biz artık kirliliği temizleme gayretindeyiz diyebilirler, ama bunu kimse yutmaz. Çünkü illerde gerçekten çok huzursuzluklar var. Ben biliyorum, görüştüğüm arkadaşlar var, tanıştığım insanlar var. Milletvekillerinde de kopuş olacak bu kesinlikle, ama biraz önce bahsettiğim gibi devlet gücünden intikam aracı olduğu için devlet imkanları korkuyorlar. Ama halk bazında her zaman itibarları düşüyor. Bahçeli'nin dediği gibi Tursil'le Omo'yla da yıkasan bunlar durulanmaz. Geçmişte öyle diyordu ortakları. Gizli, resmi olmayan ortakları var ya, öyle diyorlardı. Şimdi maalesef bunları görmüyorlarsa hepsinde bir körlük yaşanıyor. Mümkün değil. Arınma diye bir şey bunları kurtaramaz. Gerçekten öyle kirlendiler ki İtalya'daki temizeller operasyonu falan bunların yanında halt etsin. Mümkün değil. Kurum kalmadı, kurum. Cumhuriyetin kurduğu değerler yok edildi. Ya bir cumhuriyetin değerleri bizi batının pençesinden kurtarmıştır. Doğunun da penceresinden. Bunlar doğunun penceresine doğru yaklaşıyorlar. Sıkıştı mı naz. Ya nasıl bir nazdır? Adliyelere gitsin baksınlar icralık dosyalarına. Geçen de söylüyor ki 9.500 lira oldu milli gelir. Ya 10 sene önce kendisinin resmi devlet kayıtlarında var Allah aşkına. Ne diyordu? Kişi başı gelir 25.000 dolar olacak diyordu. Dış dünyayla ilişkin kesmişler. Gençler dışarı gidiyor. Atatürk'ün, evet, maalesef, dediği biz, bizim en büyük servetimiz bu milletin evladı olmak. Ya İttihat, Terakki, Jön Türkler, evet, yurt dışına giden şairler, yazarlar, Allah aşkına servet beyanlarına bakın. Acından ölmüştür bunlar. Hataları vardır ama acından ölmüştür. Servet beyanını açıkla dediğin zaman titremeye başlıyor. Niye? Dünyada en büyük bir idarecinin yaptığı kötülük dışarıya karşı kirliliğin olmasıdır. Evet. Masaya gittiği zaman sesin çıkmıyor ama Türkiye'deki mazlumlara olanca kuvvetinde eziyet, zulüm. Maalesef en son şunu söyleyeyim, zulümle abat olanın ahireti berbat olur. Bunlar hukuk bilmiyor. Gerçekten hukuku bağladılar. Ancak şunu söyleyeyim, parti devletini oldular. Teşkilatlardan aldılar, hakim yaptılar, verdikleri karar emirlerle oluyor. Bunlar zannediyor mu ki bunlar çıkmayacak? Namuslu ve dürüst bürokratlara tenzih ederim. Onlara çok teşekkür ediyorum vardır. Sayın Albayrak, ama tam hukuk dediniz. Biz de hukukla devam edeceğiz. Çekecek. Evet, çok teşekkürler.